Yatırım Kulübü'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yatırım Kulübü'nün ilk bölümünde TÜSİAD Başkanı Simone Kastowski bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi özellikle geçtiğimiz dönemden bu yana Türkiye'de en önemli gündem maddelerinden bir tanesi fiyat istikrarı. Dün de dört meslek örgütü bir araya gelerek çok da alışılagelmedik şekilde bir ortak dille fiyat istikrarı konusundaki kararlılığı ve desteğinizi dile getirdiniz. Öncelikle birincisi fikir nereden çıktı? İkincisi nasıl gelişti o süreç ve ortak açıklamaya giden yol? Şimdi dediğiniz gibi bir defa fikir yeni bir fikir değil. Dolayısıyla kimseyi şaşırtmamış olması gerekir. Ayrı ayrı bu kurumlar enflasyonun ve fiyat istikrarının yatırım ortamı için, öngörülebilirliğin için ne kadar önemli bir rol oynadığını ayrı ayrı zaten bizim yapmış olduğumuz açıklamalarda, webinarlarda, yaptığımız tartışmalarda vesaire bunu hep söyledik. Tabii bu son 2-3 ayda ekonomi yönetiminin ve başta Cumhurbaşkanımızın bir reform açıklamaları oldu. Demokratik reformlar, ekonomik reformlar ve hukuk reformlarından yeni bir dönem başlattığını meclis konuşmalarında ve birçok konuşmalarında bunu tekrar tekrar söylemiş oldu. Arkasından Merkez Bankası kendi açıdan para politikalarıyla bu enflasyon konusunu zaten Merkez Bankası'nın doğal olarak birinci hedefidir. Dolayısıyla bunu ciddi bir şekilde ele aldıklarını ve zaten ilk atılan adımlarla da bunu gördük. Hazine ve Maliye Bakanı da bazı uygulamaları geri almak suretiyle vesaire o da bir şekilde bu enflasyon konusuna ve o enflasyon mücadelesine destek vereceğini söyledi. Tabii enflasyon konusu bir enflasyon konusunda başarıyı elde etmek bir toplumsal bir mutabakat gerektiren bir konudur. Sabır gerektiren bir konudur. Bir günde elde edilebilecek bir hedef değil. Dolayısıyla biz de iş dünyası olarak enflasyonun öngörülebilirlik için ve öngörülebilirliğini sağladığınız anda da enflasyonun tek haneli rakamlarda hatta düşük tek haneli rakamlara inşallah onları da göreceğiz. Yaratmış olduğu finansal istikrar iş dünyasının öngörülebilirliğini artıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik hesap yapma imkanını getiriyor. Ve dolayısıyla da sağlıklı bir büyüme, kalıcı bir büyüme, sürdürülebilir bir büyümeyi sağlar. Ve bu büyümede istihdam da yaratır. Biz bu deneyimi esasında 2000 senelerinde yaşadık. Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmiştik. 3 senede %70'den %7'ye düştü Türkiye'de. %7'ye düşmüştü. Aynen öyle. Ve o dönemde kurlarda belli bir istikrar kazanılmıştı. İhracatımız 3 misli arttı. Hatta yani rekabetçi bir kur değil, belki de hatta tam tersine Türk liramız değer kazanması suretiyle de kazanmasına rağmen ihracatımızı artırdık. Milli gelirimizi çok önemli ölçüde artırdık. Yurt dışından yatırımları ve yurt dışından dolayısıyla kaynakların büyük ölçüde Türkiye'de geldiği bir dönemdi. Dolayısıyla enflasyonun düşük rakamlarda olmasının yaratmış olduğu iş dünyasındaki yaratmış olduğu etkiyi
bunu yaşamış, birebir görmüş olduk. Son senelerde de tabii odak bazı farklı noktalara da gitmek zorunda kaldı. Ve belki de hızlı bir şekilde enflasyonu belki hedef almadan ancak büyümeyi tetiklemeye çalışmış olduğumuz, kullanmış olduğumuz bazı mekanizmalarla işte krediler gibi vesaire tüketici tarafında bir büyüme sağlandı. Ancak bu kalıcı olmadığını gördük. Dolayısıyla sağlıklı bir büyüme değildi. Sağlıklı bir büyüme verimliliğin arttığı bir dönemdir. İnsanların iş dünyasının da o verimliliğe odaklanması için başka konularla uğraşmaması gerektiriyor. Yani işte bu sabah kur ne oldu, bu akşam kur ne oldu? Aslında yani oradaki finansal istikrarın yakalandığı bir dönemde esasında kendi işinize odaklanma imkanına da sahip oluyorsunuz. Bu açıdan enflasyon hedefi konulmuş olması, Merkez Bankası tarafından tekrar onun üzerine odaklanıyor olması, Hazine Maliye Bakanlığı'nda odaklanıyor olması, biz de iş dünyası temsilcileri olarak da biz de varız. Bu stratejik büyük bir öneme sahiptir. Biz de bu konuda üzerimize düşen görevler olabilir. Bunlar işte yani yapısal reformlar açısından bazı tespitler ve çalışmalar da yapılması gerekiyor. Bu tespitler, öneriler aşamasında biz de kamuyla beraber çalışmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. Neticede burada hepimiz aynı hedefe kenetlenmemiz gerektiğini söylemiş olduk bu açıklamayla. Fikir kimden çıktı? Yani bir ortak bildiri fikri kimden çıktı? Çok önemli değil fikir kimden. Yani biraz magazin haberi oluyor. Yani gerek yok. Yani neticede önemli olan hedef. Ben bunu şu açıdan soruyorum. Metin aslında herkesin duymak istediği ve soru işareti yaratabilecek her noktaya da dokunmuş bir metin. Dolayısıyla hani fikir ve metnin yazılış şekli işte özellikle fiyatların serbest piyasada oluşmasına yapılan vurguya kadar bu kısmı önemli. Dolayısıyla herkes tarafından eşit şekilde paylaşılıp paylaşılmadığını tüm organlar tarafından o yüzden sormak istedim. Yani buradaki metindeki olan her bir kelime, her bir paragraf bizim bütün altına imzasını koymuş olan kurumların değerlendirmiş olduğu ve katkıda bulunduğu bir metindir. Yani biz serbest piyasa kurallarına da inanan bir kurumuz. Bu ortamın düzgün ve düzenli bir şekilde çalıştığı bir ortamın yatırım ortamına ve iş dünyasının yatırım yapmaya teşvik edecek bir ortam olduğunu düşünüyoruz ve herkes de bunu düşünüyor bizim gibi. Belki orada alınacak tedbirler, yapısal reformların öncelikler konusunda belki farklı öncelikler her bir kurum öne çıkarabilir. Ama neticede hedef tek haneli ve düşük tek haneli bir enflasyonu sağlayabilmek. O kalıcı bir ve sağlıklı bir ortam bir yaratacağını ve dolayısıyla böyle bu ortamda da dolarizasyondaki olan ters para kendisinin normalleşebileceğini normalleşme, Türk parası tekrar yatırımları çekebileceği bir ortam olacaktır.
Peki burada bir de şunu sormak istiyorum size. Bir istişare mekanizmasından bahsediliyor karşılıklı olarak özellikle kamu otoritesiyle Hazine Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası çerçevesinde. Burada bir mekanizma oluşturulacak mı? Bir istişare mekanizması söz konusu olacak mı? Buralarda hani bu bir niyet beyanı elbette. Bunun bir sonraki aşamasında aksiyona dönüşebilecek bir eylem planı var mı elinizde? Şimdi bu bir... Bu mekanizma bir ölçüde çalışmaya başladı. Nitekim Kasım sonlarında, Aralık başlarında Hazine Maliye Bakanımızla, Merkez Bankası Başkanımızla ve Adalet Bakanımızla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleşti. Ve bu toplantılarda da yatırım ortamını iyileştirmek için, işte enflasyonu ve işte fiyat istikrarı sağlayabilmek için ve birçok önerilerimizi, düşüncelerimizi, sahadaki anekdotlarımızı dinlemek için bizleri çağırdılar. Tabii yatırım ortamını iyileştirmenin, bu fiyat istikrarını sağlamanın önemli bir rolü var. Tabii onu sağlamak için bir tek buradaki yani mali ve para politikalar değil, bizim de savunduğumuz yani hukukun üstünlüğü, kurumların işte belli bir kurallarla çalışıyor olması, dolayısıyla bunlar her şey, bütün bunlar hepsi öngörülebilirliği sağlayacak adımlardır. Bu adımlar da zaten şu aşamada tanımlanıyor, önceliklendiriliyor ve bir şekilde de hayata geçirilecektir. Bütün bunlar hepsi bizim aradığımız ekosistemi tekrar yaratmak için. Çünkü hakikaten 2000 senelerde bunu başarmıştık. Dolayısıyla orada ilk bir sıçrama yapmıştık. İkinci bir sıçramayı da yapma heyecanını biz bütün iş dünyası, diğer kurumlarla beraber yaşıyoruz, görüyoruz ve dolayısıyla da destek de vermek istiyoruz. Son sorum çok kısaca belki değerlendirmek için. Girdi maliyetleri çok arttı örneğin sanayide son dönemde. Dolayısıyla aslında şu an görünen fiyat artışlarının önemli bir kısmı kur üzerinden gelen baskıyla ve aynı zamanda salgının tedarik zincirlerinde yaratmış olduğu bir miktar etkiyle beraber geliyor. Dolayısıyla buralarda fiyat istikrarı ve artan girdi maliyetleri arasındaki denklem nasıl yönetilebilir? İşte belki de bu sebeple de biz burada böyle bir açıklama yapma ihtiyacını hissettik. Çünkü bu enflasyonla mücadele dediğim gibi bir günde elde edilebilecek bir sonuç değil. Ve burada hakikaten sabırlı olmak lazım. Ve maalesef bir taraftan pandeminin ile beraber gelen işte tedarik zincirlerdeki işte o sorunlar, o güvensizlikler ortaya çıktı ve dolayısıyla da bir dengesiz bir arz ve talep dengeleri oldu dünya çapında. Ve bu da emtia fiyatlarının da bu son dönemde şaşırtan şekilde önümüze çıktı. Yani birçok emtiada çok ciddi bazı zamlar ve artışlar söz konusu. Türkiye'nin de birçok yani Türkiye'de de ithalat, ihracat yapan ve ithalatta ham madde girdimizin büyük ölçüde ithalattan karşılanıyor. O açıdan bu da fiyatlarımızı da etkileyecektir mutlaka. O açıdan moralimizi bozmamamız lazım, sabırlı olmamız lazım ve burada da hep beraber bu konuda da çalışmamız lazım. Çünkü hakikaten enflasyonun bir tek yatırım ortamına değil, bir tek iş dünyasına zararları söz konusu değil, bir toplumsal olarak da yani bütün toplumu etkileyen bir sorundur. Aynen öyle. Neticede orada satın alma gücünüzü de eridiği
ve dolayısıyla eşitsizlikleri de körüklediği bir konudur, bir sorundur. O açıdan hepimizi ilgilendiren bir konudur. Bunu o açıdan biz şimdi iş dünyası olarak ele alıyoruz ama bu yani bütün toplumu ilgilendiren ve burada da bütün toplumda esasında bu mutabakatı sağlaması gerekiyor değil mi? Bir mutabakat sağlaması gerekiyor, destek vermesi gerekiyor, sabır göstermesi gerekiyor. Herkesin de o noktaya odaklanmasında fayda var. Çok teşekkür ediyoruz Vaysim Ona Kastrowski bizlerle birlikte olduğunuz görüşlerinizi paylaştığınız için bugün. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yatırım kulübüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak Gedik Yatırım'a gideceğiz. Eda Karadağ bizleri bekliyor. Eda, özellikle Borsa İstanbul'da bir miktar yorgunluktan bahsediyoruz. Hemen hemen her gün buralardaki geri çekilmelerde acaba bir miktar güç toplama, bir noktadan sonra o düzeltmeyi görüp yeniden yoluna devam etme şansı var mı diye bakıyoruz. An itibariyle endeks 1538 puan seviyesine gelmiş durumda. 1500 puanlara kadar geri çekilme yaşandıktan sonra kendine denge arıyor. Bu dengeyi bulmaya yakın mıyız? Bir, yabancı yatırımcı ilgisi 2-3 gün boyunca endeksi bayağı hırpaladı bankalar üzerinden. Buradaki baskının bittiğini görüyor musunuz, düşünüyor musunuz? Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Şimdilik Borsa İstanbul'da aslında son dönemdeki yükseliş hareketine ara vermiş gözüktüğünü ben düşünüyorum. Özellikle bu geçtiğimiz hafta 1582 ile tüm zamanların rekor seviyesi test edilirken artık bu zirvenin aşılamaması biraz teknik görünümde soluklanma başladığını bize gösteriyor. Ve yaklaşık 21 Ocak tarihinden bu yana da aşağı yönde bir eğim söz konusu. Uzun bir süredir yükselen trendini koruyordu ve her gün yeni bir zirve seviyesi test ediyordu Borsa İstanbul. Ancak kısa vadede 1578, 1582 yani eski zirvelerini aşamadığı sürece borsa için bir süre yükselişin zayıf kalmasını bekleyebiliriz diye düşünmekteyim. Sonuçta endekste sert yükselişin ardından ciddi bir düzeltme hareketi izlememiştik. Dolayısıyla artık endekseli miktar satışların devam edebileceğini ben düşünüyorum. Yani teknik görünümde bir miktar yorulma söz konusu. Ve özellikle bu yükselen trendin alt bandı da 1522 seviyesinden denk geçiyor. Dolayısıyla bugün içerisinde burası bir ara destek noktası olarak takip edilebilir. Yani hem yükselen trendin alt bandı hem de 22 günlük ortalamasının da geçtiği bir nokta olarak takip edilmekte. En azından bu desteğe kadar satışlar karşılanırsa yeniden tepki alımları görülür. Ancak bu yeni bir yükseliş trendi ya da yeni bir yükseliş iştahı olarak yorumlanmamalı. Çünkü piyasa biraz yeni bir argüman arayışı içerisinde. Belki bu algıyı yeni bir reform paketi açıklaması değiştirebilir diye de düşünmekteyim açıkçası. Endekste kritik destek de 1508 olarak takip ediliyor. Çünkü bu desteğin altına doğru olası bir sarkma satışları daha da derinleştirebilir. Yani sonuç olarak bir süre borsada yükselişin çok güçlü olmasını beklemeyebiliriz. Yabancıların da aslında son dönemde özellikle bu bankalar tarafındaki o çıkışlarla beraber aslında çok ciddi satışlarla karşılaştık. Aslında özellikle biz yabancı yatırımcı, yerli yatırımcı için ekonomi yönetimindeki değişiklikler, piyasaya verilen mesajlarla beraber aslında onların bize yönelik iştahının arttığını görmüştük. Şimdilik belki kısa vade içerisinde bir çıkış var, bir belirsizlik olduğu için bu çıkışı tetiklediğini ben düşünüyorum ama en azından önümüzdeki süreçte tekrardan yabancı yatırımcının algısında bir artış oluşabileceğini de ben düşünmekteyim. Dışarıyı da unutmamak lazım Borsa İstanbul'un sevdiği için. Çünkü dışarıda da risk iştahı zayıf, salgın kontrol altına alınamıyor. Aşıya dair tedarik endişeleri söz konusu. Teşvik paketine dair belirsizlikler var ve kısa vadede ekonomilerin toparlanması da beklenmiyor. Bu doğrultuda zaten endekslerde de karışık bir seyir görüldüğü için aslında biz de kendimizi dışarıdan besleyemiyoruz ve yükselişte zorlanıyoruz. Bugün içerisinde de zaten FED'i takip edeceğiz. Akşam saatlerinde FED kaynaklı bir miktar piyasada hareketlik oluşabilir ve bu doğrultuda bizim de aslında yarınki borsa açılışında FED etkisini görebiliriz. Yani sonuç olarak borsada kısa vadede çok güçlü bir iştah yok. Yeni bir argüman bekleniyor ve aşağıda 1508 altında çok ciddi kapanışlar görmezsek evet belki satışlar bir miktar sınırlı kalabilir ama bu yeni bir yükseliş trendi anlamına da gelmemeli diye düşünmekteyim açıkçası.
Eda, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Şimdi gidiyoruz Info Yatırım'a. Info Yatırım'da Satış ve Pazarlama Müdürü Hüseyin Aksekip bizlerle birlikte. Hüseyin, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar Açıl Bey. Çok teşekkür ederim. Şimdi özellikle son dönemde Borsa İstanbul'a çok yoğun bir bireysel yatırımcı girişi oldu. MKK verilerine baktığımızda 2 milyonu aşan bir sayıdan bahsediyoruz. Özellikle geçtiğimiz sene aktif rasyosu uygulamasıyla birlikte mevduat faizleri neredeyse bazı şirketlerin temettü veriminin dahi altına gerileyince buralarda getiri arayışı içinde olan yatırımcı kaydı Borsa İstanbul'a. Bereketli de bir sene oldu geçen sene. Dolayısıyla hemen hemen herkes para kazandı. Şimdi o tortuyu buralarda tutmak, sermaye piyasasında kalıcılığını sağlamak önemli. Bu anlamda yatırımcı bakışını ve yaklaşımını nasıl görüyorsunuz diye bir sormak isterim önce. Tabii ki. Yani belirttiğiniz gibi 1 milyon sayısı vardı geçen sene. Geçen seneden bu yana üstüne 1 milyon yatırımcı daha geldi. Yani biz kurum olarak hani Info Akademi tarafında eğitimlerimize devam ediyoruz. Yani burada en önemli gördüğümüz şey eğitim. Yani en son misal blockchain tarafında, coinler tarafında Boğaziçi Üniversitesi'nden Şinal Sivey'in eğitimi oldu. Temel analiz tarafında eğitimlerimiz oluyor. Teknik analiz tarafında eğitimlerimiz oluyor. Yani burada hani o 2 milyon yatırımcı sayısını yani koruyabilmek önceliğimiz, hani borsaya gönül verenler olarak 1987'den beri o sayının düşmemesini istiyoruz. Daha da artmasını istiyoruz. O yüzden ilk önceliğimiz eğitim tabii ki. Peki bu noktada elbette yatırımcıların önümüzdeki döneme dair bakışlarını belirlerken geçtiğimiz bir sene önemli bir referans. Çünkü orada herkes para kazandı. Parayı nereye koyarsa koysun para kazandı. Dolayısıyla evet. 2021 böyle bir sene olacak gibi görünmüyor. Biraz daha seçiciliğin öne çıktığı bir yıl olacak gibi görünüyor. Bu çerçeveyi nasıl anlatmaya çalışıyorsunuz yatırımcılara? Yani şimdi geçen sene şöyleydi. Evet, yani Mart dibinden sonra endeks 800'lerden buralara geldi, 1600'lere geldi. BIST 30 bin seviyelerinden bu seviyelere geldi. İyi bir dönemdi. Ve Kasım ayından sonrasında da yani para politikasındaki değişiklikler vesaire 5 milyar dolarlık bir sıcak para girişi gördük. Hem borsa tarafında hem dips tarafında. Şimdi bu yükselişin devamı için şimdi sıcak paranın da bir limiti var. Yani şu an o limit bizim ülke notu gibi gözüküyor. Yani o yüzden yani şu an hem içeride piyasanın durması bu seviyelerde hem dışarıda endekslerin durması. Şimdi dışarıda ABD tarafından gelecek paket bekleniyor. Bizde de Şubat ayında açıklanacak yardı ve ekonomi paketi bekleniyor. Şimdi sıcak para devamı gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Ama bunun için ekstra bir hikaye lazım. Yani şu an hikaye yok. Ve aşıyla ilgili yani bazı belirsizlikler var. Yani virüs bir taraftan, aşıyla virüs şu an yarışıyor. Yani mesela Selva Hoca'nın sabah da bahsettiğiniz çok değerli bir araştırması var. Koç Üniversitesi'nden arkadaşlarıyla beraber, Maryland Üniversitesi ile beraber. Mesela orada New York Times'ta yayınlandı bu araştırma. Çok önemli. Yani orada neden bahsediyor? COVAX'ı biliyorsunuz yaklaşık yani 25-26 milyar dolarlık bir maliyeti var. Hani gelişmekte olan ülkeleri de bu aşılama çerçevesine almak için. Ama yani şu an gördüğümüz, yani dün de bir açıklama vardı. Almanya tarafından geldi. İhracatla ilgili, aşı ihracatıyla ilgili bir kısıtlama ile ilgili bir açıklama geldi. Gelişmiş ülkeler biraz ayak diretiyor bu konuda. Yani ama tabii bunun maliyeti fazla. Yani hatta o araştırmada bir örnek var. Yani Almanya'nın sadece aşılanmış olması önemli değil. Yani burada Türkiye'nin de o aşılama programının bitmesi gerekiyor ki Almanya Türkiye'ye ihracat yapabilsin. Yani tabii bu çerçevede Türkiye Almanya'dan bir şeyler alabilsin. Yani aslında bu zincir yani birlikte ama şu ana kadar o resimdeki belirsizlik de şu anki piyasaları etkiliyor. Hem dünya endekslerini hem bizi. Peki şimdi özellikle yatırımcı profili açısından ve onların yaklaşımı açısından belki bu sene dediğimiz gibi daha zorlayıcı olabilir. Bir de geçtiğimiz sene yatırımcıların önemli bir bölümü kredi kullanarak da pozisyon almayı tercih ettiler. Çünkü kredi maliyeti çok düşüktü. O düşük kredi maliyetini kaldıraç olarak kullanarak da iyi karlar elde edilebildi. Lakin bu sene özellikle kredi maliyetinin faizler yukarı gittiği için yukarı kayması yatırımcıların buradaki iştahında herhangi bir etki yarattı mı? Yani şöyle, yani borsada aslında
doğru yani bir tane değil. Yani milyonlarca doğru var. Yani çok farklı yöntemler var. Temel analiz kullanabilir, yatırımcı teknik analiz kullanabilir, hibrit sistem kullanabilir, karar destek sistemlerini kullanabilir, algoritmaları kullanabilir. Yani doğruya götüren bir sürü yol var. Ama bizim burada hep eğitimlerde de altını çizdiğimiz, yani yanlışa götüren iki yol var. Birincisi stop olmamak, ikincisi de paça, yani aşağı doğru maliyetlenme. Yani burada stop loss, yani zarar kes, yani belli bir seviyenin altında pozisyon kapatmayı eğer yatırımcılarımız becerebilirse ve aşağıya doğru maliyetlenmezse biz bu yatırımcılarımızla, yeni gelen yatırımcılarla da yani uzun süre sürdürülebilir bir borsa için birlikte kalırız. Yani tek aslında altı çizilmesi gereken nokta bu. Ve şirket seçimi. Yani şu an portföy yöneticilerini zorlayan içeride %75'lik bir sistematik risk var hala. Burada portföy yatırımcılarını, portföy yöneticilerini dinamik portföy yönetimine itiyor. Senet seçimi bu sene çok önemli. Yani geçen sene misal şu an BIST'üm endeksi, yani endeksler de birbirinden ayrıştı. BIST'üm endeksi 2013 yılından gelen dolar bazlı direncini kırdı. BIST 100 endeksi hala bu direncin üzerinde, aşamadı. BIST 30 hala aşağıda. Mesela BIST 30'a bakıyoruz, 21 günlük ortalamasını kırmış. BIST 100 endeksi hala 21 günlük ortalamasının üstüne tutunmaya çalışıyor. Yani farklı bir görüntü var. Burada yani ne iyimser ne kötümser olup ve bu sene için özellikle senet seçimlerini doğru yapmak lazım. Yani geçenlerde Twitter örneği var. Yani Twitter ve Facebook karşılaştırması. Yani 2014 yılında halka arz olmuştu Twitter. Yani o günden bu yana iş modelinde bir sıkıntı var mı? Yok. Yani sabahtan akşama kadar belki yüzlerce defa giriyoruz uygulamanın içerisine. İş modelinde bir sıkıntı yok ama gelir modelinde sıkıntı olduğu için 2014'ten bu yana neredeyse %10 primlendi. Ama aynı süreçte Facebook'a baktığımızda %471 prim var. Yani burada artık portföy çeşitlendirmesi çok önemli. Yani tek bir senet değil, genelde bizim yatırımcılarımızın da böyle bir kötü alışkanlığı var, tek bir senet. Ama bu maalesef doğruya götürmüyor. Yani en azından portföyde, ama bu dediğim tabii şey değil, 5 tane senet aynı sektörün içine demek değil. Farklı farklı sektörlerden senetleri iyi seçmek lazım. Bunun için de yani çok başarılı arkadaşlarımız var sektörde, araştırma bölümlerinde. Bunların yayınladığı raporları çok dikkatli takip etmeleri, yakından izlemeleri gerekiyor. Hüseyin Akseki, çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli görüşlerini bizlerle paylaştığın, zaman ayırıp ben bizlerle beraber olduğun için. Yatırım Kulübü'nün son bölümünde ise Dubai'ye gidiyoruz. Ersoy Erkazancı bizleri bekliyor orada. Ersoy, Asya piyasalarında biraz Amerikan piyasalarından mütebellit dalgalanma yaşandı gibi görünüyor. Aslında başlangıcı ile bitişi arasında bir miktar fark oluştu gibi duruyor. Açılı öyle ama çok da fazla değil. Her iki yöne de çok net hareket görmedim. Japonya 0.31 artıyla kapattı. Şangay çok hafif artıyla kapattı. Hong Kong hafif eksiye geçti. Ama rakamlar öyle çok net yön belirtmiyor. Biraz bekle gör günü diyelim. Fed'i biraz bekliyor piyasa. Veya bu rakamları sindiriyor, biliyorsun değerlemeler çok yüksek seviyelere geldi. Başka ne etkiliydi bugün fiyatlamalarda? IMF'nin tabii global büyüme rakamlarını yukarı çekmesi önemliydi. O dikkat çekti. Gerçi Çin'de çok hafif aşağı çekti ama 8.2'den 8.1'e çekti. Bu biraz olumlu bir hava yarattı. Bilançolar geliyor. Amerika'da Microsoft iyi geldi. Bugün Apple, Facebook, Tesla gelecek. Apple Asya'daki tedarikçiler için önemli. Tesla'nın Çin'deki satışları merakla bekleniyor. Bu taraf için o önemli olacak. Ant grubu halka arzı ile ilgili bir açıklama vardı. Gerekli şartları yerine getirirse halka arz olabilir diye açıkladı yetkililer. Bu önemli bir gelişmeydi. Çünkü belirsizlik hala var ama en azından bir olumlu sinyal algılayabiliriz. Çin'de Aralık ayı sanayi kârları %20.1 artış yaptı. Açıl Çin'deki rakamlar iyi gelmeye devam ediyor. Petrol fiyatları da bugün yükselişte. Bu IMF'nin revizyonu iyi geldi. Haftalık stoklarda düşüş vardı. O yüzden petrol fiyatları 56 dolarlara geldi. Son olarak da Orta Doğu ile ilgili bir notla bitirmek istiyorum. Suudi Arabistan 5 milyar dolarlık tahvil ihraç etti. 12 ve 40 yıllık, bundan önce de Umman ve Bahreyn ihraç etmişti. Yani
Körfez bölgeleri biraz tahvil ihracatlarına ağırlık verdiler son dönemde diyeyim. Sözü sana aktarayım. Açıl. Ersoy Erkazancı, çok teşekkür ediyoruz ve senin notlarına birlikte yatırım kulübünü tamamlamış oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında saat başında Hande Berktan Focus'la karşınızda olacak. Hoşçakalın.